أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hayatımız bizlere bir dava için, bir gaye için verilmiş olduğuna göre, her insan, her Müslüman, yaşadığı dünya hayatında, hayatının bahşedilmesine sebep olan asıl davaya, dünyaya çok önem vermek zorundayız. Dünyayı çok sıhhatli değerlendirmek zorundayız. Dünyamızı Allah ve Resulünün istediği şekilde düzenlemek ve yaşamak zorundayız. Dünyada İslam'ı yaşayamayanlar cennette de yaşayamayacaklar. Dünyada İslam'ı yaşamanın mücadelesini vermeyenler cennette de Allah'ın rahmetine nail olamayacaklar. Demek ki bizim geleceğimiz, akıbetimiz, ahiretimiz, saadetimiz, sermayemiz dünyada teşekkül ediyor. Onun için dünyaya çok ehemmiyet verelim derken bu mana içinde ifade etmek istiyorum. Bu ne efendim? Dünyamız, bölgemiz, ülkemiz, ailemiz, nesillerimiz ve sonra da nefislerimiz, bu Allah ve Resulünün talim ve telkin ettiği çizgide değerlendirilmesi lazım. Fakat bugünkü yeryüzünde yaşayan Müslümanlar üzülerek, hakikaten üzülerek, hatta ezilerek ifade edeyim ki ne yaşadığımız dünyayı ne de yaşadığımız bölgeyi, bir bölgede yaşıyoruz, yaşadığımız ülke, o ülkenin sınırlarını meydana getiren bir bölgemiz var. Orta Doğu diyorlar, Asya diyorlar, Avrupa diyorlar. Görüyorsunuz muazzam kavgalar var. Yaşadığımız bölgeyi hakimiyeti altına almak isteyenler var. Petrol bölgesi, tabii kaynakların çok olduğu bölge, Fırat Nehri'nin aktığı bölge, Nil Nehri'nin aktığı Mısır ülkesi, buralara göz dikenler var, planlar yapanlar var, hesap yapanlar var, işin içinde İsrail var, Amerika var, 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 var. Bunları Müslümanlar bilecek. Bölgesini bilmeyen Müslüman neye yarar? Dünyasını bilmeyen Müslüman neye yarar? Yaşadığı ülkeyi, yaşadığı memleketi, Türkiye'yi bilmeyen Müslüman neye yarar? Hangi devletin idaresindesin, hangi hükümetin idaresi altındasın, hangi başkanlığın, hangi bakanlığın, hangi şahsın yönetimi, denetimi, eğitimi altındasın? Bunları bilmiyorsan zaten İslam'ı değerlendiremezsin ki. Zaten mücadelen olmaz, zaten gayretin olmaz. Zaten işin farkında olmazsın. Sonra ailemiz, sonra nesillerimiz, çocuklarımız, nefislerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz, pazarımız, panayırımız, bindiğimiz otobüsler, belediye otobüsleri değerlendirmen lazım. Şu Allah'ın kitabına göre
bugünkü belediye otobüsüne namuslu bir kadının binmesi vallahi mümkün değil. Bak yeminle söylüyorum. Sen eğer bütün bunların farkında değilsen, ızdırap duyamıyorsan, ya Rabbi ne olacak bu memleketin hali, Müslümanın hali diyemiyorsan, geceleri uykusuz kalamıyorsan, sancılanmıyorsan, üzülmüyorsan, imanından endişe ederim. Ve hele yuvalarımızda yavrularımızla beraber yaşadığımız dünyanın ne olup olmadığı hakkında evlerinizde çocuklarınızla ve hanımınızla en az haftada bir gün veya iki gün bir toplantı yapamıyorsanız, en azından cuma akşamları bir evin reisi sıfatıyla, evinizin reisi sıfatıyla hacısınız, ev reisisiniz, Müslüman bir babasınız, toplanın bakayım yavrularım, hanımınızı da yanınıza alarak oturun bakalım bugün şöyle bir hasbihal edelim, dini bir sohbet yapalım diye evinizde haftada bir gün toplantı yapamıyorsanız vay sizin halinize. Hele çocuklarınızı, ailenizi, kızınızı, gelininizi televizyon denen belanın karşısına oturtuyor ve devamlı gözleriyle ve gönülleriyle o televizyon yayınlarına teslim etmişseniz vay sizin akıbetinize ve ahiretinize. Denetim yapamıyorsanız çocukların üzerinde hakimiyetiniz yoksa vay sizin ahiretinize. Bütün bunları kendimize mesele edelim diye söylüyorum. Bütün bunları çok iyi tahlil etmek lazım. Kur'an'ın ışığında, sünnet-i Muhammediyenin ışığında hadiseleri, dünyamızı, bölgemizi, ülkemizi, çevremizi, ailemizi, nesillerimizi, nefislerimizi değerlendirmeyelim mi Müslümanlar? Bugün dünya üzerinde Müslümanlar kadar hakları çiğnenen, hürriyetleri çiğnenen vallahi başka bir millet kalmamıştır. Filistin'den tutun Filipinlere kadar, Afrika'dan Asya'ya kadar, Keşmir'den Kıbrıs'a kadar hakları çiğnenen, hürriyetleri kısıtlanan, özgürlükleri elinden alınan yegane topluluklar Müslümanlar değil de kim ya? Hala insan hakları, insan hakları diye yapılan konuşmaların, velvelerin, kavgaların ortasında yeryüzünde hiçbir Müslümanın hakkı verilebilmiş değil. Çünkü Müslüman dünyasını değerlendiremiyor, düşmanını, dostunu tanıyamıyor, ülkesini, bölgesini takdir edemiyor. Kimlerin hakimiyeti altında olduğunu farkında değil. Bu tabii, bu bizim müstahak olduğumuz bir neticedir. Daha evimizde, düşünün yani, daha evimizde dört duvarın içinde, bırak dünyayı, dört duvarın içinde haftada bir akşam çocuklarınızı ve ailenizi toplayıp da gelin Kur'an'dan bir surenin tefsirini okuyalım, hep beraber dinleyelim diyemiyorsanız, gelin çocuklar, ey evimin halkı, toplaşın bu akşam da şu televizyon denen laneti kapatalım, açalım dini bir kitabı da yarım saat içtima edelim diyebiliyor musunuz evlerinizde? Dertleşelim diyebiliyor musunuz? Konuşalım hali ahvalimizi diyebiliyor musunuz? Nerede Müslüman aileler hasbel kader toplansalar bile kimisi alım satımdan konuşuyor, kimisi aldığı arsanın, aldığı arazinin değerlendiğinden bahsediyor, tapudan bahsediyor, kadastrodan bahsediyor, dünyadan bahsediyor. Sanki Müslümanın bir derdi ve davası yokmuş gibi davranıyor. Bu millete Allah netsin. Bu millete İslam'ı kendisine dert edinmeyen,
inandığı gibi yaşamanın kavgasını vermeyen bir millete Allah ne etsin, ne rahmet göndersin. İşte bütün bunlar bizi fevkalade düşündürmesi lazım. Müminlerin meselelerini, dertlerini, davalarını, sıkıntılarını kendisine dert edinmeyen mümin Allah'ı bulamayacaktır. Ümmet-i Muhammed'in seline katılamayacaktır. Bunlar Müslümanların meseleleri. En azından dünyamızı, bölgemizi, ülkemizi, çevremizi, ailemizi değerlendirelim derken, bugün en küçük merkezde, yani ailemizin içinde nasıl ve neyi değerlendireceğimizi, vakit azaldı çünkü, kısaca huzurunuza arz edeyim ve bugünkü sohbetimizi burada tamamlamaya çalışalım. Allahu Teala cümlemizi gayret-i diniye ile İslam'ın mücadelesini vermenin aşkı ile gönüllerimizi doldursun inşallah. Efendiler, evlerimizin hali perişandır. Evlerimizin hali perişandır derken şunu kastediyorum. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Allimu evladeküm bis salati izâ belâhu seb'a vadribuhum izâ belâhu aşra." Müminler, evlerinize hakim olun. Ailenize, nikahınız altında bulunan hatuna, hanıma, kadına hakim olun. Bunun tedbirini alın evlenmeden önce. Çaresine bakın, çözümüne bakın. Çevreyi inceleyin, araştırın. Ve çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman allimu, ta'lim edin, öğretin. Bakın, bir muazzam vazife tahakkuk ediyor. Çocuklarınıza İslam'ı öğretin diyor. 7 yaşına girdiği dakikadan itibaren sorumluluk kilometresi başlıyor. Nasıl taksiye biniyorsunuz da o ticari plakalı taksi taksimetreyi açıyor. O andan itibaren rakamlar senin aleyhine hesap yazıyor. Senin de evinde 7 yaşına girmiş olan bir çocuk başladı mı, o çocuğa İslam'ı öğretmek için taksimetre açıldı. Her an mesulsün ve sorumlusun. Bunun sorumlusu sensin. İslam nedir? İman esasları var, itikat esasları var, amel esasları var. Malum ilmihal dediğimiz bir müminin halini, hayatını, yaşayışını, dünyasını, ahiretini alakadar eden meseleler var. Bunları çocuklara vermek de Allahu Teala ve Resulü bizi mükellef tutuyor. Biz ne yapıyoruz? Tam aksine bütün bunları, bu meseleleri, bu mevzuları yerine getirmek, tatbik etmek, çocuklarımıza bu mevzuları talim etmek vazifesiyle vazifeli olduğumuz halde, sanki bunları bir başkaları, başka ülkelerden gelecek birileri varmış da onların talimine, onların telkinine çocuklarımızı teslim edecekmişiz gibi bir boşlukta, bir bekleyişte, bir sessizlik içinde bulunuyoruz. Halbuki öyle olmuyor. Hızla senin eğitemediğin, İslam'ı öğretemediğin çocuklarını bir başkası öğretiyor, eğitiyor ve yanlış bir istikamete sürüklüyor. İşte bu televizyon denen alet ve afettir. Bugün televizyon bir alet değil, afettir, afet. Yangın afetinden daha tehlikeli. Sel afetinden daha tehlikeli. Heyelan afetinden daha tehlikeli. Kısaca notlarımdan arz ediyorum. Şu anda soğuk savaş diye bir savaş var dünyada. Soğuk savaş.
Sıcak savaş biliyorsunuz mermilerle, toplarla, tüfeklerle yapılıyor. Buna sıcak savaş diyorlar. Bir de soğuk savaş dediği, top kullanmadan, tüfek, mermi, ateş, kıvılcım kullanmadan propagandayla yapılan savaşa soğuk savaş diyorlar. Bu savaş korkunç devam ediyor. Ailelerin içinde, yuvalarımızda, yavrularımıza karşı müthiş devam ediyor. Soğuk savaşın en tesirli silahı, en tesirli bölümü bugün kültür emperyalizmi. Yani başka milletlerin, küfür milletlerinin, dünyada iki millet var biliyorsun. Bir Müslüman milletler, bir de gayrimüslim milletler. Küfür milletleri, Avrupa milletleri, Hristiyan milletler diyelim. Onların kültürleri, anlayışları, inanışları, düşünceleri, kılıkları, kıyafetleri, yaşama biçimleri, bu propaganda aletleri ki başında televizyon geliyor, bunlarla Müslüman milletlere aktarılmak isteniyor. Soğuk savaş dediğimiz bu. Çünkü Hristiyan milletlerin düşünceleri başka, yaşayışları başka. Aile hayatı diye bir hayatları yok adamların. Cinsel sapıklıklar içerisindeler. Şu anda gerek İngiltere'de, gerek İsveç'te, Norveç'te, Avrupa ülkelerinde cinsel sapıklık denen öyle bir afet, öyle bir musibet yerleşmiş ki çoğunuz duymuş, dinlemişsinizdir. İngiltere parlamentosundan kanun çıkıyor. İsteyen erkek, istediği erkekle evlenebiliyor. Vallahi böyle. Ve kilisede papaz denen alçak adamlar, papazlar birbiriyle evlenmek isteyen iki sapık erkeğin nikahını kilisede kıyabiliyorlar. İşte şimdi bize o anlayışı getirmek istiyorlar. Aile birliğimizi parçalamak istiyorlar. Nikahı kötülüyorlar, zinayı devamlı zinayı imrendiriyorlar, zinayı telkin ediyorlar. Vallahi televizyonda yayınlanan Avrupa kaynaklı, Amerikan kaynaklı bütün filmler aile birliğimizi parçalamak ve zinayı hoş göstermek için yayınlanıyor. Niye böyle anlamıyorsunuz? Niye bunu böyle değerlendirmiyorsunuz? Hatta sık sık biliyorsunuz 3 ayda bir yerli bir yazar tarafından yazılıp da tiyatro veya sinema eseri haline getirilen bir dizi sık sık televizyonda yayınlanmaya kasten ve ısrarla devam ediliyor. Nedir? Yedi Kocalı Hürmüz. Yedi Kocalı Hürmüz, yani İslam dininde bir kadın aynı anda birden fazla erkeğin nikahında bulunamaz. Bir kadının bir kocası olur. Birden fazla erkeklerle temas eden bir kadının doğurduğu çocuğun babası vallahi belli değildir. Bundan dolayıdır ki Avrupa'da 100 çocuğun 78'in babası belli değil. Elimizde resmi raporlar var. 100 çocuğun 78'inin babası belli değil Avrupa'da. İşte bu kültürü, bu anlayışı sinema yoluyla, televizyon yoluyla Türk milletine de getirmek istiyorlar. Niye bunu böyle değerlendiremiyorsunuz? Ve daha dehşetli tahribat devam ediyor. Bakınız mesela kültür emperyalizmi dediğimiz yabancıların anlayışını, inanışını, yaşayışını Türk milletine aşılama gayretinin adına kültür emperyalizmi deniyor. Bunun da en tesirli silahı televizyondur diyor araştırmacılar. Amerika Birleşik Devletleri Pediatri Akademisi, çocuklar ile alakalı bir akademi kurmuş adam. Pediatri, pedi Yunanca çocuk demek. Akademisinin ve Türkiye'de çeşitli kişi ve kuruluşların yaptığı araştırmalara göre, dikkatinizi rica ediyorum, kafamızda kalsa faydası olur, hiç olmazsa evlerimize biraz daha dikkat ederiz.
Yaptığı araştırmalara göre televizyonun çocuklar üzerinde şu şekilde tesirleri var. Madde madde anlatıyorum. Bir, televizyonu en dikkatli seyredenler 5 yaş grubundaki çocuklardır. Televizyonu en dikkatli seyredenler 5 yaşına kadar olan çocuklardır diyor. Çok dikkat seyrediyorlar. 5 yaş grubundaki çocuklardır. Bir çocuk haftada en az 25 saat televizyon seyretmektedir. Yapılan araştırmayı arz ediyorum size. Bir çocuk haftada en az 25 saat televizyon seyrediyor. Ne müthiş değil mi efendiler? Ömründe bir saat vaaz dinlemeyen insanların çocukları haftada 25 saat televizyon seyrediyor. Üç, 18 yaşına gelen bir çocuk, dikkatinizi rica ediyorum. 18 yaşına gelen bir çocuk ömrünün 3 yılını televizyon karşısında geçiriyor. 18 yaşına gelen bir çocuk 18 senelik ömrünün 3 senesini televizyon karşısında geçirmiş oluyor. Farkında mısınız? Halbuki 12 yaşında namaza başlayıp her gün 5 vakit namazını kılarak 72 yaşına ulaşan bir kimsenin 12 yaşında namaza başlamış olduğunu düşünün bir adamın 72 yaşına kadar devamlı namaz kılan bir Müslümanı 60 yıllık hayatı içinde namazda ve camide geçen ömrü 3 seneyi geçmiyor. Bakın yani 60 yıllık namaz kılanın ömründe hayatında namazda geçirdiği dakikalar, saatler 3 seneyi geçmiyor ama bizim çocuklarımız 18 yaşına gelinceye kadar 3 senesini televizyon karşısında geçirmiş oluyorlar. Farkında mısınız? Televizyon çocuklarımızı şiddete yöneltiyor. Amerikan filmlerine dikkatle bakın, devamlı silahlar, silahlı çatışmalar, silahlı boğuşmalar, silahlı vuruşmalar, bu filmleri kasten yayına koyarak Müslümanların çocuklarını şiddete alıştırıyorlar. Kavgaya alıştırıyorlar, silaha alıştırıyorlar, birbirini öldürmeye alıştırıyorlar. Zalim Amerika, kafir Amerika ve bunların uşakları, yerli uşakları. Amerika'ya karşı içinde kin ve nefret olmayan Müslümana Müslüman demiyorum. İslam'ın düşmanına sen de düşman olacaksın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanına sen de düşman olacaksın ey Müslüman. Ey mümin, hakkını alamayan mümin, ırzını koruyamayan mümin, çocuklarını televizyona teslim eden mümin. Sen hangi peygambere gidiyorsun? Sen hangi cennete talipsin? Sen hangi ahirete talipsin? Lütfen düşünün ve değerlendirin. Çocuklarımızı şiddete yöneltiyorlar. Cinsi bilgilerle ilgili yanlış ve sapık telkinler yapıyorlar. Bu filmler böyle devam ederse, bu yayınlar, televizyonlar, çocuklarınız yatak odanızı kapının deliğinden seyretmeye başlayacaklardır. Televizyon çocuklarımızı okumaya ve ders çalışmaya karşı ilgisini azaltıyor. Vallahi devamlı televizyon seyreden çocuklar manyak oluyor, ilgisiz kalıyor, dersine, okumasına, çalışmasına korkunç alakasız kalıyor. Bunu görmüyorsanız gaflet içindesiniz. Televizyonun çocuklarımızın üzerinde en büyük zararı, 18 yaşına kadar 1 milyona yakın reklam seyrettiği için
18 yaşına kadar 1 milyona yakın reklam seyrediyor. Reklam. Üretilen mal ve eşyanın reklamlarını 1 milyona yakın reklam seyrediyor ve bunun için düşünen değil, başkasının reklamına göre yönlendirilen birer robot haline geliyor çocuklarınız. Artık orada neyin reklamı yapılırsa, hamburgerse hamburger istiyor. Coca-Cola ise Coca-Cola istiyor. Pepsi-Cola süt içmiyor. Amerikan kaynaklı Pepsi-Cola'yı içmeyi. Niye? Çünkü devamlı reklamları dinleye dinleye reklam manyağı oldu. Vay zavallı Müslümanların çocukları. Zavallı Müslümanlar! Televizyon çocukları alkole alıştırıyor, alkole! Yerli dizilerde bile görüyorsunuz, yerli dizi adını takmışlar ki ne alakası var yerliğine? Yerli demek memleketin malı, Müslümanların yapısı demek olur. Nerede? Yerli dizilerde bile görüyorsunuz bizimkiler namıyla yayınladıkları televizyon dizisinde devamlı sarhoşları gösteriyor. Kapıcıyı devamlı sarhoşa içki taşıyan bir rol taksim etmiş. Vay 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 Müslüman millet. Bizimkiler adını koy. Bizimkiler böyle sarhoş mu? Bizim insanımız böyle alkolik mi? Bunu devlet kasıtlı yapıyor. Gerek alkolün reklamını, gerek biranın, gerek içkinin evlerde, köylerde, şenliklerde reklam yapılarak çocuklarımızı alkole alıştırıyorlar. Farkında olun, Allah'tan korkun, Muhammed'den utanın. Halinizi, yolunuzu, evinizi tertip edin, dikkat edin. Sigaraya alıştırıyorlar, uyuşturucuya alıştırıyorlar, fuhuş yollarını teşvik ediyorlar, kumarı alıştırıyorlar, hırsızlığı alıştırıyorlar, tecavüzü alıştırıyorlar, cinsi sapıklığa alıştırıyorlar. Cinsi sapıklık. 7. Televizyon aile bağlarını zayıflatıyor. Televizyon seyreden çocuklar annelerini, babalarını vallahi dinlemez hale geliyorlar. Aile bağlarını koparmaya çalışıyorlar. Gayrimeşru doğumların artışına itici bir güç oluyor. 8. Fazla televizyon izleyen çocuklar daha korkak, daha karamsar, daha çekingen hale geliyorlar. Devamlı korku filmleri, devamlı silahlı filmler, tabancalar, mermiler, kan, ateş, barut, yangın. Bunları seyreden çocuk çekingen oluyor, korkak oluyor, pısırık oluyor. Yaklaşamıyor, olaylara karşı, insanlara karşı adeta çekingen bir yapıya bürünüyor. Nesillerimiz mahvoluyor, çocuklarımız kahroluyor. Ey Müslümanlar, bunları siz değerlendirmeyecek ve bunların acısını ve ızdırabını siz yüreğinizde hissetmeyeceksiniz de Yunanlılar mı hissedecek? Kim sahip çıkacak bunlara? Çocuklar en çok vurdulu kırdılı filmleri seviyor. Vurdulu kırdılı, şiddet ve saldırganlık sahnelerinin çok olduğu bu filmler çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırıyor ve taklide yöneltiyor. Çocuklarımız 18 yaşına kadar 15 bin cinayeti seyretmiş oluyor. Araştırmaların şeyini okuyorum. 18 yaşına kadar çocuklarımız 15 bin cinayet filmi seyrediyorlar. 15 bin cinayet filmi seyretmiş ve bunların görüntüsü, bu sahnelerin görüntüsü şuur altına, şuurunun, çocuğun şuurunun altına itilerek hiç beklenmedik anda bir şiddet, bir tecavüz ve cinsi sapık bir duyguyla, alkolün de tesiriyle eyleme geçmiş ve cinayet işlemiş olmanın karşısında kalıyorlar. Çocuklarımızın hali bu.
O halde dersimin başında dedim ki Müslümanlar yaşadıkları dünyayı değerlendirmek zorundadırlar. İslam açısından tabii. Yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız bölgeyi, yaşadığımız ülkeyi, yaşadığımız çevreyi, yaşadığımız aileyi ve ailemizdeki olayları ve durumları değerlendirmek zorundasınız. Vallahi Rabbül Alemin sizden, bizden, hepimizden soracak. Bugün TRT'nin TRT milli olduğunu hiç kimse iddia edemez. Avrupa ve Amerikan yapımı televizyon, film ve dizileriyle adeta beyinler yıkanıyor. TRT'nin yayınladığı filmlerin %82'si Avrupa ve Amerikan kaynaklı filmler. Maryalar, paryalar, şunlar, bunlarla adeta beyinler yıkanarak Türk insanı milli benliğinden, örf ve adetlerinden uzaklaştırılmakta ve bilhassa bizi asırlarca ayakta tutan milletin manevi kökleri olan dini inançlarımız her gün aşınarak milli ve manevi değerlerimiz imha olunmaktadır. Ve herkesin evinde bunlar sergilenmektedir. Amerika'nın çok sayıda televizyon istasyonlarında yabancı yapımların yani film ve dizilerin payı %2 olduğu halde Amerika kendi halkına yabancı film olarak %2 tane gösteriyor. %98'i yerli Amerikan, %2'si yabancı. Ama TRT ve Star 1 televizyonlarında yayınlanan filmlerin ve dizilerin de %98'i yabancı, %2'si yerli. Görüyor musunuz? Neresi milli bu televizyonun? Neresi milli ve Türk milletine ait? Kardeşlerim, safları sıklaştıralım. Rica ediyorum. Millet kapıda kaldı, bakışıyorlar. Acaba yer var mı ileride diye tereddüt ediyorlar. Ne mümkünse sıklaştıralım. Bunu da söylemeye ne hacet zaten? 5 dakikanızı daha alacağım. Ne yapalım? Hava soğuk, geç gelindi. Şu araştırmayı bitireyim. İyice boşluk kalmasın daha ön taraflara kadar. Efendiler, özür dilerim ama şöyle safları düzeltelim. Gelelim şöyle. Safları da evet, şöyle tek çizgi halinde. Hadi. Tek çizgi haline alalım hadi. Askerlik yapan insanlar böyle olmamalı. Amerikan filmleri vasıtasıyla bir tüketim toplumu meydana getirmek istiyorlar. Farkındasınız, Amerikan filmde devamlı arabalar yakılır, arabalar atılır, eşya kırılır, evler tarumar edilir. Onların yerine yenisi gelsin, yenisi alınsın, yenisi alınsın. Tam bir tüketim toplumu temin etmeye çalışıyorlar. İsraf toplumu, tüketim, aşırı tüketime yönelterek, korkunç israflara, masraflara sürükleyerek aileleri ekonomik çıkmaza sokmak suretiyle, maddi zararlara sokmak suretiyle, arkasından da ahlaki boşluklar meydana getiriyor. Hakikaten borçlanan adam borcunu ödeyemiyor, borcunu ödeyemeyen adam manen mahzun, mahcup, hacil oluyor. Borçlu olduğu kişiden kaçıyor, sonra yavaş yavaş zalimleşiyor, inkar ediyor, yalancılığa başvuruyor, başka işlere başvuruyor, hilelere başvuruyor. O aşırı tüketimin, aşırı harcamanın sonunda borçlanması onun ahlakını değiştiriyor, tavrını değiştiriyor, tarzını değiştiriyor, merhametini bozuyor, ilgisini bozuyor ve toplumda yalancı ve yaramaz bir hale geliyor. Bugün Müslüman, çoğunluğu Müslüman olan esnafın ve tüccarın bile büyük çoğunluğu yalancı duruma düşmüştür. Çek veriyor karşılıksız, senet veriyor, tahsili mümkün değil. Ama açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim, işte Kur'an burada. Ya eyyühellezine amenu
Ey müminler, lime tekulûne mâ lâ tef'alûn diyor Rabbimiz. Ey müminler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Niçin karşılığı olmayan çeki muhatabına veriyorsun zalim Müslüman? Aşırı tüketim aşırı yalancılığa sürüklüyor. İsraf Müslümanları hilekarlığa, sahtekarlığa sürüklüyor. Amerikan filmleri de gayesi bu zaten. Birbirine güvenemeyen toplum haline geldiniz. Kimse kimseye mal ve eşya emanet edemiyor. Artık Türk parası üzerinden kimse kimseye borç vermiyor. Müslüman Müslümana borç verirken, o da verirse eğer, dolar olarak Amerikan parasıyla borç veriyor zavallı Müslümanlar. Müslüman bir insan, Müslüman bir kardeşine borç verirken Alman gavurunun markıyla borç veriyor ve Alman'ın parasıyla nefsini ve zararını korumaya çalışıyor zavallı Müslümanlar. Vallahi dünyada Müslümanlardan daha zavallı millet kalmamıştır. Özellikle Türkiye Müslümanları. Paramız ne hale gelmiştir? Ekonomi ne hale gelmiştir? Akşam cebinizdeki 100.000 lira sabahleyin 40.000 liraya düşüyor. Evet. Ve Amerikan filmleri CBS, bu ünlü bir araştırma merkeziymiş, tarafından hazırlanan programlar 100 civarında ülkeye satılmaktadır. 100 civarında ülkeye Amerika film satıyor. Hawaii 50 adlı film 47 ülkeye satılmakta, 6 ayrı lisanda dublajı yapılmaktadır. Bonanza dizisinin 350 milyon civarında seyircisinin olduğu tespit edilmiştir. 350 milyon insan seyretmiş. Amerikan filmi. Evet. Ve bütün milletlere bu şekilde tüketim toplumunu devamlı tüketen, efendiler vallahi Türkiye'nin gidişi iyi değildir. Geçen ayın son haftası hastaneye yattım. Haseki Hastanesi'nde 10 gün kaldım ve bir tahlilden ve bir kontrolden geçmek ihtiyacı hissettim. Efendiler, insan daha yakından olup biten şeyleri görmesi için olayın cereyan ettiği yere gitmesi lazım. Hastahanede fevkalade yemek çıkıyor. 6 çeşit, 7 çeşit yemek saydım. Hastaların durumuna göre tuzlu yemekler, tuzsuz yemekler, yağlı yemekler, fevkalade yemek çıkıyor. Takip ettim. Emin olun ki o servis tepsileri var, hani dört gözlü. Herkes bir tane alıyor, hepsi, bütün yemekler oraya konuyor. Servis tepsisi diyorlar. Onlarla yemek dağılıyor, alıyorlar. Birer kaşık yeniyor, olduğu gibi varil varil çöpe dökülüyor. Gözümle gördüm. Askeri garnizonlar da böyle. Yatılı okullar da böyle. Milyarlarca ekmek ve yemek çöpe atılıyor. Mel'un Amerika'nın aşıladığı tüketim israf ekonomisiyle. Bu millet kalkınabilir mi? Bizim manevi hayatımızda, İslami hayatımızda yere düşen bir ekmeği bile kaldırıp atmak mümkün değilken böyle pençe büyüklüğünde yağsız etlerin çöpe atıldığını vallahi gözümle gördüm. Zavallı millet. Yemiyor adam. Alma öyleyse. Başka tedbir al. Baş hekim aciz. Bütün kadrolar aciz. Önüne geçemiyoruz diyor. Bu yoldan ilerleyemeyiz. Müslümanlar, evinizi, neslinizi, nefsinizi kontrol altına alın. Dünyanızı değerlendirin. Yeryüzünde Müslümanlar kadar inandığı gibi yaşayamayan millet kalmadı. Hindistan'da bile anlatıyorum, ineklere tapan bir millettir Hindular biliyor, sığırlara.
Hindistan'da sığırlar kutsal hayvan ilan edilmiştir. Yüzlerce yıldan beri. Hinduların inancına göre ne inancıysa bu. Sığırlar kutsal bir hayvan. Dokunmak yasak, kesmek yasak, yemek yasak, hakaret etmek yasak. Orada bir sığıra bir adam tekme vursa idam edilir. Mümkün değil. Kutsal hayvan haşa. Ve bundan dolayıdır ki onların bu inancına bütün dünya saygı gösteriyor. Ne yapalım öyle inanıyor diye Amerikalısı da Avrupalısı da Hindistanlının, Hindu'nun bu sığırlara tapma inancına saygı gösteriyor. Ama Müslümanların inançlarına saygı göstermiyorlar. İşte en azından bir başörtüsü hala yerlerde sürüm sürüm sürünüyor. Hala Ankara Hukuk Fakültesi'nin zalim dekanı başörtülü bir kızı sınıfa almıyor, üniversiteye, fakülteye sokmuyor hala. Yani Müslümanların başörtülü kızları Hinduların ineklerinden daha adi görülüyor. Beni bağışlayın böyle söylediğim için. Sen Müslüman olacaksın ki o da bunu yapamasın. Davana sahip çıkacaksın. Yurduna, dinine, dünyana sahip çıkacaksın ki kim oluyor bu dekan ya? Dekan kim oluyor? Rektör kim oluyor? Bakan kim oluyor? Başbakan kim oluyor? Millet millet olsaydı bunlar böyle yapabilir miydi? Başbakan, bakan, dekan, rektör, sektör bunlar milletin hizmetçisi olmak zorundadır. Vergiyi veren millet, askere insan yollayan millet, her şey millet ama milletin tepesinde zalimler tekme atıyorlar. Milleti tepeliyorlar, milletin manevi hayatını tekmeliyorlar. Müslüman Müslüman olsaydı zaten böyle olmayacaktı. Bitiriyorum. Evet, Amerikan filmleri ve Avrupa filmleri anlattığım tarzda Müslüman ülkelerin nesillerini imha etmeyi planlamış bulunuyor ve görülmemiş ahlaki bir bunalım meydana getirdiler. Arkasından iktisadi bunalımlar, arkasından yıkımlar, tahripler gelecektir. Hiçbir şekilde eğer bu yayınlar evlerinizi, çocuklarınızı İslami eğitim, denetim altına alamadığınız müddetçe geleceğimiz karanlıktır Müslümanlar. Hiçbir parlamento, hiçbir milletvekili, hiçbir hükümet tarzı, tavrı, hiçbir demokrasi lafı bu akıntıyı durdurmaya kafi gelmeyecektir. Müslümanlar ne zaman uyanır, ne zaman farkına varır, ne zaman sömürüldüğünü, ne zaman aldatıldığını, ne zaman çoluk çocuğunun televizyon yoluyla manyak haline getirildiğini fark eder de ve hukuki yoldan ayağa kalkarsa belki o zaman akış biraz durabilir. Ama inşallah umudumuzu kaybetmiş değiliz. Anayasa denen mecmuada yapılacak olan bir değişiklik bekleniyor. O da dünyada benzeri olmayan bir hal yalnız Türkiye'deymiş. Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hiçbir ülkede artık yayınlar, televizyon yayınları, radyo yayınları devletin tekelinden çıkmış. Yani radyoyu ve televizyonu ancak devlet yönetirmiş. Devletin televizyonundan başka kimsenin televizyonu olmazmış. Bu felsefe, bu çağ dışı dedikleri felsefe yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nde. Afrika'daki o siyahilerin ülkesinde bile özel televizyon kurmuşlar. Devlet oğlum, devletin denetiminde değil, özel televizyonlar. Ama Türkiye'de bugünkü anayasaya göre hiçbir kuruluş özel televizyon kuramıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Tekelci zulüm maddesi bu. Yani insanları ancak benim öttürdüğüm düdüğü dinleyeceksin diyor. Benim dediğimi dinleyeceksin, benim yaptığımı, benim çaldığımı dinleyeceksin. Niye insanların beyinleri daha farklı şeyler düşünmeye layık değil mi? Bu maddenin değişmesi bekleniyor. Bu maddenin değişmesi değişir değişmez özel televizyon kurma
özgürlüğü ve hakkı, insan hakları maddesine giren bu hak tanınır tanınmaz Allah'ın lütfu inayetiyle 24 saat İslami yayın yapan bir televizyon stüdyosu açacağız inşallah. Ve şu konuşmaları bu soğuk betonların arasında değil, akşamları evinizde çaylarınızı yudumlarken dinleyeceksiniz inşallah. Allah bizi buna muvaffak eylesin. Rabbimiz cümlemizi dünyada ve ahirette muradına, manasına, maksadına, meramına ermiş insanlar sınıfına ilhak eylesin. Amin. Kardeşlerim, sözlerimiz vakit bittiği için bitmiş oluyor. Arada bir de zaten benim esas vazife yaptığım, vaaz ettiğim yer biliyorsunuz İmez. İlerideki sanayi çarşısının camisindeyim. Arada bir de buraya gelmek suretiyle inşallah bu bölgede de sizlerle sohbet etme imkanı bulacağız. Ve duyurmuş olacağız. Tabii habersiz gelmeyeceğiz. Hem böyle dertleşelim, sohbetleşelim, konuşalım. Ve tehlikelerden haberdar olalım, haberimiz olsun düşüncesindeyiz. Hem de Umraniye'mizin bir kaderi var. Bütün camiler şantiye şeklinde. Hala yapımı devam ediyor. Yani İstanbul'da Umraniye ilçemiz diyelim, bölgemiz adeta cami şantiyesi durumundadır. Hangi camiye gitseniz ya inşaatı var ya tamiratı var. Seviniyoruz buna bir bakıma. Büyük bir hadise bu. Hiçbir yerde olmayan bir olay. Üstelik en fukara ilçelerimizin başında geliyor Umraniye ama en çok cami inşaatının devam ettiği bir bölge de burası. Ve ne yazık ki bu camilerin, Kur'an kurslarının, İmam Hatip okullarının ve tek kelimeyle dini faaliyetlerin de yapımında, inşaatında devletin, bakanlığın bir kuruş faydası yok. Devletin santim bir yardımı, desteği, ilgisi, katkısı yok. Tamamen millet, Müslüman millet yapıyor. Sizler yapıyorsunuz. Hoca arkadaşlarımız bunu söylüyor, müftülerimiz bunu söylüyor. Ne yapalım, kime söyleyelim? Yani şu caminin inşaatının bitmesi için lazım olan parayı gidip de Fener Patrikhanesi'nden isteyemem. Bu benim için zillet olur. Devlet zaten layıkim, mayıkim diye bir kuruş vermiyor. Kim versin kardeşim yani? Lütfen anlayın. Hoca efendi kime söylesin bunu? Dernek başkanı kime söylesin? Vallahi başka bir kaynağımız yok. İşte sizlerin vicdanlarına sesleniyoruz. Sonra da elimizi cüzdanınıza atıyoruz. Ne yapalım? Önce vicdanınıza, sonra cüzdanınıza. Lütfedin çıkarken yardımınızı da yapın Allah'ın izniyle. Vallahi Allah için verdiğiniz teberruların, yardımların sahibi Hazreti Allah'tır. Kimse değil. Ne dernek ne vakıftır. Allah cümlemizin hayranı kabul etsin. Rabbimiz bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.